TGRT Ankara stüdyolarındayız efendim. Tekrar merhaba diyoruz. Aslında bir taraftan hızlı bir şekilde programlara devam ediyoruz. Referandum yaklaşıyor. Birçok iç ve dış olay var. Birçok konuyu konuşacağız. Aslında referanduma giderken tartışmaları, yaşanan tartışmaları, dış bağlamda yaşanan tartışmaları, Almanya ve Amerika'da aslında Türkiye ile bağlantılı referandum olaylarını konuşacağız. Kimle konuşacağız? Eski önemli bir isimle, eski İçişleri Bakanı ve Bursa Milletvekili Sayın Efkan Ala ile az sonra TGRT Ankara stüdyolarında. Bizden ayrılmayın lütfen. TGRT Ankara stüdyolarındayız efendim tekrar. Yayına devam ediyoruz. Neler oluyor özelden, şimdi neler oluyor yapıyoruz. Referandum sürecini, iç siyaseti artık sayılı günler kaldı. Evet hayır kampanyası bir taraftan devam ediyor. Türkiye referandum sattına girdi. Hava oluştu. Liderler meydanlarda. Artık sadece hafta sonları değil, hafta içi de mitingler gerçekleştiriliyor. İşte bütün bu süreci Avrupa niye hayır cephesinde yer aldı? FETÖ Avrupa'yı nasıl yönlendiriyor? Bütün bunları konuşacağız referandum sürecine giderken. Kimle? Önemli bir isimle, AK Parti'nin önemli bir isimliği. Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Sayın Efkan Ala ile birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Nuri Elibol'la birlikte İhlas Medya Ankara Grup Başkanı programı hazırlayıp sunuyoruz. Efendim hemen sorularımıza geçelim ama siz bir taraftan eski Erzurum milletvekilisiniz aynı zamanda. Dolayısıyla Doğu Batı ekseninde aslında yer değiştiriyorsunuz sürekli. Hem doğudaki haberleri sizden alacağız. Hem de Bursa'yı öğreneceğiz. Hem de Bursa'yı öğreneceğiz. Yani çünkü işte çeşitli farklı değerlendirmeler var. En doğru isimle bunları öğreneceğiz. Önce şeyden başlayalım efendim isterseniz. Bir taraftan da siyasette tabii meydanlarda çok ciddi atışmalar var ama genel olarak baktığımızda işte bazı sözler söyleniyor hayırların öne geçtiği şeklinde. Hayırlar öne mi geçti? Tabii herkes kendi darısını görüyor rüyasında herhalde. Ama ben hem dediğiniz gibi Erzurum cenahından hem milletvekili olduğum Bursa'da, şu anda Bursa milletvekiliyim. Yani doğudan ve Bursa civarından, geçenlerde de bu Sayın Başbakanımızla birlikte Burdur ve Isparta'daydık. Bizim sahada gördüğümüz şey evetler, ya millet bu işe evet diyecek sandıkta. Sandıktan istikrarı çıkaracak. Yani buna karar vermiş gözüküyor. Onun dışındaki değerlendirmeler yapanları bağlar. Tabii bizi hakikaten benim sahada gördüğüm ve insanların tavırlarında gördüğüm bu sonuçtur. Yani evet kararını vermiş, baştan bir takım daha yeni tartışmalar başlamıştı. Kararsızlardan söz ediliyordu. Yani şimdi kararsızlar artık kararlarını evet yönünde bu son tartışmalardan sonra verdi ve yola devam ediyoruz. Çünkü esasa ilişkin bir takım detaya ilişkin, maddelere ilişkin tartışmalar olunca yani o hayır savunanların, evet, muhalefetin, özellikle muhalefet liderinin son derece ciddiyetten uzak, ya daha içeriğini bilmeden, detaylarına vakıf olmadan meseleye karşı çıktığı anlaşıldı. Ya bunun tabii vatandaş üzerinde ciddi etkisi oldu. Yani anayasa gibi ciddi bir konu. Yani bu konu çok detaylı bir biçimde irdelendikten, anlaşıldıktan sonra evet mi diyeceksiniz, hayır mı diyeceksiniz, karar verirsiniz. Şimdi hazırlayanlar bunu anlatıyorlar. Biz anlatıyoruz neden evet denmesi gerektiğini. Ama hayır denmesi gerektiğini anlatanların her söyledikleri ertesi gün yalan ve yanlış çıkıyor. Bu ciddiyetsizlik ya da meseleye vukufiyetsizlik, ikisi de aynı şeye gelir. Yani. Aynı. Biz bu akşam size çok kısa sorular soracağız. Evet. Ama çok şeyi konuşabilmemiz için siz de olabildiğince kısa cevap verin lütfen. Böyle bir değişikliğe bunu soranlar var. Böyle bir değişikliğe niye ihtiyaç duyduk? Ne gerek var? Nereden çıktı? Ne gerek vardı? Acil miydi? Evet. Ne değişecek? Gibi. Böyle bu tür söylemler bazen bu değişikliği çok iyi anlamayanlar için cazip bir soru olabiliyor. Doğru. Yani niye böyle bir değişikliğe ihtiyaç duyduk? Ne değişecek? Özellikle vatandaş açısından ne değişecek? Onun ekonomisinde, günlük hayatında, geleceğinde, emniyetinde, güvenliğinde ve gelecekle ilgili cebinde ne değişiklik olacak? Niye böyle bir şeye ihtiyaç duyduk? Şimdi ben size başka bir zaviyeden bununla doğrudan bağlantılı bir cevap vereyim. Buyurun. Ve beraber değerlendirelim. Şimdi 1960 Dünya Bankası verileri. Evet. 1960 Dünya Bankası verileri. Türkiye'nin 1960'ta milli geliri, kişi başına milli geliri $508. Evet. Tamam. 500. Akılda kalsın diye tamam, 8 dolarını koyalım. 500 dolar. 500 dolar. Tamam. Peki Güney Kore'nin $155. 155 dolar. İspanya'nın $396. Daha çarpıcı bir şey söyleyeyim. Japonya'nın $479. Yani bizimki $508 1960'ta. Japonya'nın $479. Kore'nin $155. Peki şimdi bizimki $11.000. Evet. Öyle mi? Doğru. Evet. Tamam. Kore'ninkine kadar $27.000. Peki İspanya'ninkine kadar, yani 396'dan $26.000 çıkmış. Kore $155 $27.000 çıkmış. Japonya $470 $35.000 çıkmış kişi başına geliri. Biz ne yapmışız? Biz de $508 $11.000 çıkmış. Yeni değerlendirmelerle. $11.000. Şimdi arada Japonya'yı alalım. Aradaki $25.000 kişi başına gelirin nereden kaynaklandığını düşünüyoruz. İşte bu bir sistem maliyetidir. Her kişiyi ödettirdiği alternatif sistem maliyetidir. Japonya'yla bizi kıyaslayınca petrol orada da yok. Bizde. Hiç yok orada. Bizde de çok az var. Yok farz edelim. Oranın da deniz çok. Bizde de üç tarafımız deniz. Hatta Marmara denizimiz var. Kendimize ait bir iç denizimiz var. Evet. Yani. Öyle mi? Doğru. Yani orada geçmişine baktığın zaman hani böyle çok birikimli dünya imparatorluğu falan değil. Biz 3 kıtayı 500 yıldan fazla yönetmiş, 50 yıl yönetmiş bir medeniyet. Osmanlı çocuklarıyız. Yani. Evet, doğru. Batarken bile dünyanın önemli bir, yani davet edilirken bile en önemli donanmalarından birine sahip. Yani. Evet. Öyle küçük şey yapıyorlar bize, yalan Sayın yanlış öğrettiler. Bir hatırlatma yapabilir miyim? Şu an programımız interaktif olarak da seyrediliyor ve Twitter TT listesinde ilk onun içerisinde yer alıyor. İlgiyle izleniyorsunuz. Bunu da bilin ve sevgili izleyicilerimiz de interaktif bir şekilde programımıza katılabilirler ve mesajlarını yazabilirler. Mesajları ekrana yansır. Dolayısıyla böyle devam edelim. Sevgili izleyicilerimiz de saygıyla selamlıyorum. Şimdi bu rakamlar çok çarpıcı değil mi? Evet, çok çarpıcı. Bunun nedeni bu ülkelerde, bakın başkanlık sistemi de var söylediklerim içerisinde, parlamenter sistem de var. Önemli olan istikrarı üretmesi. Biz de şimdi ikisinin, başkanlıkta değil, parlamenterde değil, cumhurbaşkanlığı bulmuşsunuz ki tabii, her şeyi çıplak bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Tabii, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Evet. Bunu söylüyoruz. Yani bu neyi sağlayacak bu ülkelerle kıyasladığımızda? Bu da orada olan siyasi demokratik istikrarı sağlayacak. Siyasi ve ekonomik istikrar. Peki Türkiye'den örnek vereyim izninizle. Şimdi Özal döneminde istikrar yakaladık değil mi? Doğru. Liderle, yani karizmatik liderle istikrar yakaladık. Özal $1250 alıyor ülkeyi. 1983'te $1250 kişi başına. Bıraktığında, yani 1993'te şeyin başında 90'ların $3177. Aradan 10 yıl geçiyor. 2001. Kaç dolar artmış olabilir kişi başına gelir? Düşmüş 90'lı yılları görüyorsunuz, biliyorsunuz. Kriz yılları. Düşüyor $100. Yani $3050 düşüyor. Bir sürü insan. O zaman 70 milyon diyelim. 70 milyon çalışıyoruz. Didiniyoruz. Üretiyoruz. Sıfıra sıfır elde var sıfır. Yani Anadolu'da bir söz vardır. Avara kasnak diye. Avara kasnak gibi dönmüş ekonomimiz, sistemimiz. Batmış gitmiş. 1 lira üzerine ekleyememişiz kişi başına gelirim. Hatta kaybetmişiz. Peki AK Parti döneminde, şimdi Erdoğan dönemi. Erdoğan döneminde de yine karizmatik liderle bir istikrar sağladık mı? Sağladık. $3500 aldık. $11.000 şimdi. Yani $1250 $3177 Ya çıkıyor. Şimdi de 3.500 dolardan alıyoruz. 11.000 dolara çıkarıyoruz. Arada 90'lı yıllarda 1 dolar artmıyor, aşağı düşüyor. Bu yeterince göstermiyor mu bu sistemi neden değiştirmemiz gerektiğini? Ekonomik ve siyasi istikrar bu sonucu getiriyor. Aslında şöyle bir şey, bir de biz kurulduğumuzdan beri iktidarız. Öyle değil mi? Yani evet. AK Parti kurulduğu günden beri iktidar. Evet. İşin garip tarafı, ya bunu muhalefetin istiyor olması lazım. Yani bu sistem değişsin. Çünkü çok partili hayata geçtiğimizden beri iktidar olamıyor. Ya kardeşim, burada sorun şu. Milleti düşünmek. Biraz böyle siyasi ferasetle hareket etmek. Oy almadan, meclis, sandıktan yetki almadan irade, millet adına yetki kullanmamak. Yani onlar çünkü vesayet odaklarıyla işbirliği yaparak iktidardan pay alabiliyorlardı. Yani iktidarı paylaşıyorlar. Yani muhalefet. Statüko 60'da kurulduğunda böyle bir 60, 71, 82 bunların hepsi aynıdır. 28 Şubat aynı aklın, aynı kodların sonucudur. Yani anayasasıdır. Dolayısıyla bu artık yetmez. O partiye yetiyor olabilir CHP ama millete yetmiyor. Bize de yetmiyor. Sabah CHP sözcüsünün söylediklerinizle alakalıydı. Sayın Tekin Bingöl bir canlı yayında dedi ki AK Parti işte kurulduğu yıldan beri iktidar, 14 senedir iktidar. Yani ne gerek duydu ki işte her şeyi yapabiliyor. Niye böyle bir değişikliğe gidiyoruz? Bunu soruyor. Yani biz de şimdi çok önemli bir soru. Güzel. Yani, siz yıllarca başbakanlık müsteşarlığı da yaptınız. Tamam. Bu kamu bürokrasisini belki Türkiye'de en yakından son 10 yılını en iyi bilenlerden birisiniz. Hakikaten AK Parti her istediği, her düşündüğü şeyi yapabildi mi? Cumhurbaşkanı ve başbakan kendi partisinden olmasına rağmen. Şimdi yani diyor ki ne değişti? Niye diyor hani 14 senedir neyi yapamadı da ne istedi de yapamadı da bunlara devam ediyor. Şimdi bakın, eğer bu sistem olsaydı biz bu 15 senede yaptığımızı 11.000 dolara değil de şu anda 25.000 dolara çıkardık. 25.000 dolara çıkardık. Şimdi ben örnek vereceğim. Yani ben 15 senede yaptım, 5 senede. Tabii onlara sorduğum soru şeyde kalsın. Onlara sorduğum soru yani kenarda dursun. Kenarda dursun. Neden savunuyorsun kardeşim? Hiç iktidar olamıyorsun da, hükümet olamıyorsun da. Şimdi iki tane örnek vereceğim. Birisi yine 1990'ların başından verelim ki hep kendimizden örnek veriyor olmayalım. Tamam. Yani o zaman Telekom özelleştirilecekti. Öyle değil mi? Doğru. Ve Türkiye'nin dış borcu kadar yaklaşık 38-40 milyar dolardı. O da o kadar ediyordu. Evet. Ama kapatıyorduk yine o zamanki CHP Anayasa Mahkemesi'ne. Halbuki bunun siyaset karar vermeliydi. Götürdü orada iptal ettirdi. Özelleştirme yapılamadı. O zaman çünkü cep telefonu yok, internet yaygın değil, daha çıkmamış bir sürü şey var. Nedenden dolayı çok pahalıydı. Ama sonra biz geldik onun dörtte bir fiyatına zor özelleştirebildik. Bunun maliyetini de millet ödedi. Şimdi bize diyorlar ki neyi yapamadınız kardeşim? Yol hep engellerle dolu. Şimdi biz geldik, daha başladı hükümet, bir manşet. Genç subaylar rahatsız. Bunun toplumsal maliyeti olmuyor mu? Bu insanlarda sıkıntı üretmiyor mu? İki, daha Cumhurbaşkanı ilkokuldaki öğrencilerimiz okuduğu zaman bile rahatlıkla anlayacağı biçimde yazılmış anayasa maddesi. Neden? Çünkü 80'lerin başında 79'larda hatırlarsınız yüzlerce tur oldu ve Cumhurbaşkanı seçilemedi. Onun için meclis kolaylıkla Cumhurbaşkanı seçsin diye kuralları koymuş. 367 kararını bunlar götürmedi mi Anayasa aldı. Mahkemesi'ne? Anayasa da aldı. Anayasa Mahkemesi de 367 kararı almadı mı? Aldı. Peki biz erken seçim yapmak zorunda kalmadık mı? Evet, kaldınız. Ne? Anayasayı 360 küsür milletvekili olan bir parti, yani tek başına Cumhurbaşkanı'nı seçebilecek hatta efendim şöyle söyleyelim, anayasayı değiştirme çoğunluğuna sahip bir parti. Çoğunluğuna sahip bir parti 330'da anayasayı zaten şeyin önüne götürdü. 330'un üstünde 30 daha var. Anayasayı değiştirme çoğunluğuna sahip bir parti, bırakın anayasayı değiştirmeyi, erken seçim kararı almak zorunda kaldı. Neden? İşte bu kayıt dışı müdahaleden, yani vesayet odaklarıyla CHP'nin yaptığı işbirliğinin bize ödettiği maliyet. Onun bir maliyeti yok mu? Onun bir maliyetinin olduğunu bilmiyorlarsa nasıl siyaset yapıyorlar? Yani siyaset bir iklim oluşturmaktır. Siyaset geleceğe insanları yönlendirmektir. Geleceği planlamaktır. Geçmişi Muhasebesini yapmak değil, geçmişin muhasebesini tarih yapar, geçmişin muhasebesini başkaları yapar. Ama millet size geleceğimi planla diye oy verir. Eğer böyle olmasa yeni kurulan hiçbir parti iktidara gelemez, AK Parti de gelemezdi. Çünkü onun için millet geleceğin planlanması için oy verir ama güvendiğine oy verir. Peki 367 kararını bunlar aldırdılar, bunun bir maliyeti yok muymuş? Diyoruz ki bunlar olmasın, yetmez. Gittik seçime geldik. Bu sefer yine %49,5 oy aldık. Bu sefer de ne yaptılar? Oturup dedik ki ya bu sistem böyle değil, bu doğru değil. O zaman aynı zamanda karar da aldık biliyorsunuz. Cumhurbaşkanını halk seçsin, bunu referanduma götürelim. Onu da aldık, referanduma da götürdük ama geldikten sonra da dedik ki anayasayı değiştirelim. Böyle maliyetler ödettirmeyelim milletimize. Maliyetler ödettirmeyelim. Ne oldu? Bu sefer de kapatma davası açtılar. Bakın o zaman şimdiki Cumhurbaşkanımız Başbakan. Bizleri topladı, toplantı yaptı. Siz müsteşar mıydınız? Ben de müsteşarım. Toplantı yaptı. Arkadaşlar dedi, biz bedel ödeyeceğiz ama millete bedel ödetmeyeceğiz. Çünkü kapatma davası açılmış. Kapatma davası onlar gibi sorumsuz davransak Türkiye tarumar olur. Tabii sokağa dökülür. Dökülür, ekonomisi perişan olur. Öyle değil mi? Yani kapatma. Çünkü daha önce açtıklarında hep kapatmışlar. Biz dedi öyle dikkatli yöneteceğiz ki bu süreci, öyle dikkatli yönetmeliyiz ki ve yöneteceğiz ki biz bedel ödeyebiliriz. Ama asla millet bedel ödemesin. Ülke bedel ödemesin. Ülke bedel ödemesin. Millet bedel ödemesin. Kelimeleriyle söylüyorum. Millete bedel ödetmeyeceğiz. Şimdi kişilerin üzerinden, karizmatik kişilerin üzerinden yürüyor sistem. Normalde çıkıp Ecevit gibi efendim bak oldu, kapatma davası açıldı, böyle şey mi olur filan desek ne hale gelirdi? Orada bir toplantı yaptı, 6 milyar dolar gitti. Doğru. Yani Ecevit bir toplantı yaptı. Anayasa kitapçığından dolayı 6 milyar dolar gitti. Biz kapatma davasında ona benzer böyle ciddi bir toplantı yapıp böyle şey mi olur diye değil mi? Yani süreci soğukkanlılıkla yönetme yerine refleksle hareket etseydik, Cumhurbaşkanımız, o zamanki Başbakan Tayyip Erdoğan da ve kabinesi de hep birlikte refleksle hareket etseydi ne hale gelirdi Türkiye? Onun için kimse bize şunu demesin. Yani efendim neyi yapamadınız? Hangi bedellerle yapıyoruz? Yani sonra, yaptık da diyor. Gezi bedelini ödedik. Gezi olayları, kapatmayı ödedik. Hayır, Gezi olayları 17-25 bir şey daha söyleyeyim. Ve bu engeli de sistem çıkarıyor. Bakın, diyor. Bakın 17-25. O zaman efendim siz bunları sayarsak şu an yani 2002'den 2017'ye kadar 10 tane çok keskin viraj dönmüşüz aslında biz. Darbe ayarında 15 tane keskin viraj. Darbedir bunlar yani. Hepsi bakın 17-25, 15 Temmuz. Ben size 17-25 neden oldu? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi sözcülerini söyleyecek. Sözleri yok. Neden çok oldu? Yanlış yapıyorlar. Bakın bu maliyetleri ödettirenler onlardır. Şimdi 17-25'ten önce biz neden oldu? Şundan oldu. Biz anayasa değişikliği yaparken oraya bizim düzenlediğimiz şekilde çıksaydı, eğer HSYK bizim düzenlediğimiz şekilde, yazdığımız şekilde, meclise gönderdiğimiz şekilde çıksaydı FETÖ grubu ya da herhangi bir grup yargıyı ele geçiremez. Asla yargıyı ele geçiremezdi. Ama o zaman Cumhuriyet Halk Partisi bizim yaptığımız anayasa düzenlemesini meclisten geçtikten sonra götürdü. Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi'ni. Anayasa Mahkemesi orada herkes bir hakime ya da savcıya oy verir cümlesini iptal ettirdi. Doğru. Anayasa Mahkemesi iptal etti. Gruplaşmaya imkan verdi. Orada çoğunluk grup hangisiyse hepsini ele geçirme imkanını sağladı. Kim yaptı bunu? Doğru. Bunu işte vesayet odaklarıyla ve bürokratik oligarşi diyoruz ya. Yani tekrar iktidara getirmek için. Onunla CHP ortaklığı yaptı, işbirliği yaptı. Şimdi dönüp de bize ne anlatıyorlar? Yani bu kadar yola önce mayını döşüyor, sonra da diyor ki önüne engel olan mı var? Biz mayını göremeyecek kadar ferasetsiz siyasetçiler miyiz? İşte görüyoruz, çıkarıyoruz, patlatıyorsunuz. Evet. Dertleri şu, biz üstündeyken patlatamadılar. Biz her engeli aştığımız için, şimdi bunu söylüyorlar. O engelleri eğer dirayet, irade, siyasi birikim, ülkenin birikimi, hepsi karizmatik lider, milletin desteği olmasaydı bunlar aşılabilir miydi? Bakın biz her girdiğimiz seçimi kazandık. Bir tanesini de kaybetseydik Türkiye ne hale gelirdi? 7 Haziran'da gördük onu. 5 ay boyunca 7 Haziran'da bunların o zaman şunu mu iddia ediyorsunuz? Ya diyorsunuz ki bu sistem engel çıkarıyor, engel üretiyor. Tabii. Biz 11-12 tane engeli aştık. Arabayı biz çekiyoruz içinebileceğimize. 15 yılda evet birçok şeyi yaptık. Tabii. Ama bu engeller olmasaydı belki de bunları 5 yılda yapardık. Bunu yapacaktık. Sistem ne için vardı? Evet. Yani. Siyasi iradenin aldığı kararları hizmete dönüştürmek için. Evet. O bize yardımcı olacak. Yani biz otomobile niye bineriz? Bizi götürsün diye. Biz otomobili götürüyoruz adeta. Yani böyle bir şey olabilir mi? Evet. Bunu ne adına buna devam ettireceğiz? Evet. Yani, şöyle bir eleştiri var. Yine anayasa değişikliğine ilişkin. Meclisin devre dışı kalacağı. Meclisin adeta, hatta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki meclisi kapatıyorlar. Evet. Hatta bir ileri götürdü. Şunu ifadeyi kullan Nuri Bey, araya giriyorum, sorunuzun. Evet. Bakanlar kurulu olmayacak dedi. Evet. Biliyor musunuz? Oradan başlayalım. Evet, yani çok ilginç. Yani şimdi şurada ne yazıyor? Yeni milletin önündeki anayasa değişikliğinde. Evet. Bakın maddesi. Şimdi madde 104 diyor ki Cumhurbaşkanı devletin başıdır, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı'na aittir. Oradan Cumhurbaşkanı'nın görevlerini, yetkilerini sayıyor. Şimdi okuyorum. Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir. Yani bakanlar yoksa burada bu niye yazıyor? Evet. Bakın, bakanları atar diyor. O diyor ki bakanlar kurulu olmayacak. Hiç olmayacak. Evet. Olmayabilir. Anayasa hükmü bakanlara atar. Yani onu diyorum hakikaten. Orada okudunuz ya, bir de diyor ki başkan yardımcılarının sayısı 100 tane olabilir diyor. 1500. Şimdi şöyle bir şey var. Bunlar refleksleri sürekli onlarla işbirliği yaptığı için 367 kararını nasıl çıkarırız gibi böyle abuk sabuk bir şekilde kararların çıkması için uğraştıkları için kanunların hep açıklarını nasıl buluruz efendim, ve zannediyorlar ki siyaset o odalardan ibaret. Ya kardeşim, şimdi siz siyaseten öyle kararlar alıp bunu halka anlatabilir misiniz? Yani bizim kamuoyu yaptırımı diye bir şey yok mu? Halka izah diye bir şey yok mu? Efendim Cumhurbaşkanı Başbakan Yardımcısı da ilk geldiğimizde, sonradan biz koyduk onu. Biz 5 tane olur işte bir sayı koyduk. Ama ondan önce başbakan yardımcısı şu kadar olur işte filan yoktu. Yani devlet bakanı sayısı 30 tane de olabiliyordu. Yani var mıydı hepsini? Hepsini mi atıyorlardı? Böyle bir şey yok. Devlet bakanlığı var. Hayır, başbakan yardımcısı devlet bakanlarında hani meclis kuruyordu. Başbakan yardımcısı sayısı yoktu. Ama yüzlerce mi atanıyordu? Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi zannediyorlar ki kendileri böyle kanunların arkasından dolanıp önünden dolanıp efendim işte bu bazı kurumlarla işbirliği yapıp böyle akla aykırı kararlar çıkarıyorlar ya, çıkarttırdılar, öyle devam edebilir. Siyaset öyle bir şey değil. Yani siyasette en önemli yaptırım kamuoyu yaptırımıdır. En önemli yaptırım vatandaşın yaptırımıdır. Siz vatandaşa izah edemediğiniz herhangi bir kararı alabilir misiniz siyaseten? Yani hepsinin burada yazmasına da lüzum yok. Onun için iktidar olamıyorlar. Yani vatandaşın aslında ne dediğine bakmaları lazım. Vatandaş sizi zaten önünüzü açacağı yerde önünüzü açıyor, sınırlandıracağı yerde sınırlandırıyor. Öyle değil mi? Yani burada her şeyin yazılmasına ne gerek var? Zaten makul olan bir sayıda ihtiyaç duyulan 3, 4, şu anda kaç mesela? Değil mi? Ya başbakan yardımcısı, bakanlar. Biz 36-37 bakandan indirdik bunu 25'e. Evet, 25-26. Yani anayasada 25 olacak diye bir şey var mıydı? Yok. Kim indirdi bunu? Biz indirdik. Acaba bizi zorlama yetkisi mi vardı CHP'nin? Yok. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki en fazla 3 olur yardımcı diyor. Ama yazmıyor bu diyor. Zaten yazmasına lüzum yok ki. Bir cumhurbaşkanına %50'si milletin oy verecek ve siz onun kaç tane Cumhurbaşkanı yardımcısı atayacağına güvenmeyeceksiniz. Böyle bir kişiyi de Cumhurbaşkanı olarak oturtacaksınız. %50'den fazlası da oy vermiş olacak. Bu akla ziyan bir şey. Yani bütün 80 milyonu yönetsin diyorsunuz. Ama kaç tane yardımcı lazım size? Efendim bu gelir de Evet, şu kadar 100 tane atar, 200 tane atar. Arkadaş ya bu akıl nasıl söylüyor, buna hayret edersiniz yani. Şimdi mesela partilerin genel başkan yardımcıları şu kadar, kendilerine bağlı. Tabii. Belli bir sayı. Kimisinin 7 tane var, kimisinin 11 tane. Yine yaygın konuşulacak, inanın evet. Ciddiye alınacak laflar değil. Kaç tane yardımcıya ihtiyaç duyuyorsa 2, 3, 4 o kadar atar. O kadar. Yine yaygın bir iddiaları var. Başlangıçta evet. Avrupa yapıyordu bu iddiayı. Avrupa diktatör diyordu. Diktatörlük getirir diyordu. Baktılar ki Avrupa o dili kullanıyor. Avrupa ile aynı dili kullanmamak için, işbirliğinin anlaşılmasını da önlemek için. Doğru. Tek adam şimdi diyorlar. Bu sistem tek adam üretir. Bu sistem hakikaten tek adam mı üretir? Mesela bu sistemde tek adamın, yani seçimle tek adam gelmez ama seçilen kişi verilen yetkilerle tek adama mı dönüşür? Şöyle diyelim. Evet. Çok basit. Çok partili sistemde tek adam olmaz. Olmaz. Tek parti varsa tek adam olur. Tek parti yok. Tek parti 1940'ta vardı. Evet. Onun için halen zihinsel kodları oraya takılmış kalmış. O bakımdan bir türlü çok partili hayata adapte olamadılar. Yani onun için çok partili hayatta nasıl seçim kazanılır onu da bilmiyorlar. Onun için 1940'larda yaşıyorlar ve şunu söyleyebiliyor işte tek adam. 34-35 parti seçime giriyor sadece. Bir de seçime giremeyen onlarca parti var dışarıda. Bu kadar partinin olduğu yerde tek adam nasıl olacak Allah aşkına? 2 dönemle sınırlı. Bir kere 2 dönem seçilebiliyor Cumhurbaşkanı. Tek adam nasıl olacak? Bakanlar var, meclis var. Sonra dediniz ki mesela burada tek adam nasıl olacak? Meclisin yetkilerini hani yetkisizleştiriyor mu? Meclis tam da kendi alanında yetki sahibi oluyor. Şimdi inanın bakın, ben her tarafında bulundum bunu. Bürokrat tarafında, bakan olarak, hükümette, şimdi milletvekili olarak, mecliste. Arkadaşlar bizim çıkardığımız kanun diye çıkardığımız düzenlemelerin çok önemli bir kısmı gelişmiş ülkelerde basit idari düzenlemelerdir. Şimdi bürokrasi kendisini garantiye almak için, sistem kötü olduğu için, gerçekten yönetilemez bir biçimde dizayn edildiği için, kendisini garantiye almak için oturup yazıyor şube müdürleri, biz de onları kanun diye çıkarıyoruz. Başka türlü işlemiyor sistem çünkü. Oysa normal bir demokraside, gelişmiş bir demokraside bu kadar detaylı kanunlar çıkmaz. Bunlar yönetmeliklerde bile olmayan hükümler içeriyor. Asıl sistemin sahibi olarak meclis yasama yetkisine dönecektir. Şimdi mecliste bakan çıkıyor. Hem yasama yetkisi, hem seçim çevresi, doğru, hem hükümet işleri, hem dış ilişkiler, dünya işleri. Yani süpermen olması lazım insanların. Efendim? Onun için de çok sıkıntı, yani performansı düşürüyor, çok sıkıntı çekiliyor. Halbuki şimdi meclis kendi işini yapacak, daha da yetkili olacak, daha da yetkili bir biçimde yoluna devam edecek. Bir örnek vereyim. Şu anayasa meclisin 3'te 2'sinin oyuyla değişir. Tamamı değişir. Değil mi? Evet. Cumhurbaşkanını gönderir, evet, o da istese halka gider. Evet. Yani doğrudan halkın önüne 3'te 2'si Cumhurbaşkanı, meclisin, doğru, götürür. Bunu başka bir yetkili yer var mı? Yok. Milletle meclisten başka bunu değiştirecek bir yetkili yer var mı? Yok. Peki meclisin bu yetkisi duruyor mu, durmuyor mu? Duruyor. Duruyor mu? Duruyor. 3'te 2'si yine olsa, evet, yani bu sefer evet dedikten sonra millet gelecek, beğenmedi diyelim. Millet meclisinin 3'te 2'si bir araya geldi mi bu anayasayı tamamen değiştirir. Milletin önüne de isterse götürür. Asıl yetkili yer orası. Yani bütün devlet mekanizmalarına yetki veren yetkili yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Onun bu temel yetkisi de duruyor. Bir de kanun yapma yetkisi. Kanun yapma yetkisi münhasıran mecliste. Şimdi hükümet tasarısı olarak gidiyor. Yok. Hükümet tasarısı olarak gitmeyecek. Artık meclis kendisi kanun yapacak. Öbür düzenlemeler, idari düzenlemeler, yani şu anda Bakanlar Kurulu'nun yaptığı düzenlemelerde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanlığı hükümeti yapacak. Aynı şey başbakanlığı oraya taşınacak. Meclis isterse iptal edebilecek. Tabii. Meclis isterse kanun çıkarır ve o kanun çıkardığı zaman da o çıkarılan düzenleme yürürlükten kalkar. Başka bir şey daha. Mecliste zaten özel olarak meclisin yetkisinde olan düzenlemeler var. Mesela insan hakları ile ilgili, temel haklarla ilgili, vergiyle ilgili, yani Cumhurbaşkanı her ilgili, alanda kararname çıkaramayacak. Onlarla ilgili veya kararname çıkartsa bile 3 ay içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirmek zorunda. Tesadüf önümde duruyor. Bakın şimdi. Cumhurbaşkanı, yani milletin önündeki anayasa metninden, şu anda oylayacaklar, anayasa metninden okuyorum. Cumhurbaşkanı yürütme etkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Anayasanın 2. kısmının 1. ve 2. bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle 4. bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez. Çok net. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda. Burada da çıkaramıyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunun açıkça düzenlenen konularda, kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Evet. Millet bunu oylayacak yani. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ne, burada niye ihtiyaç duydu? Şimdi Bakanlar Kurulu var ya, Bakanlar Kurulu kararıyla şu oldu diyoruz. Bakanlar Kurulu kararıyla şu yapıldı, şu düzenleme yapıldı diye hükümet sözcüsü sürekli açıklıyor. Şimdi Bakanlar Kurulu yerine Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olduğu için Başbakanla Cumhurbaşkanlığı birleştiriliyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olduğu için öyle söyleniyor. Yani Bakanlar Kurulu'nun çıkardığı kararları çıkaracak. Bu sefer Cumhurbaşkanlığı hükümeti çıkaracak. Cumhurbaşkanlığı çıkaracak. O kararnameler. Bu kadar net ve berrak. Efendim bir tane çok önemli konu var. Yine bu tartışılan konulardan bir tanesi. Siz çocuğunuzu milletvekili mi yapacaksınız? Ve sizin çocuğunuz hemen emekli diyor ki ya 18 yaşı diyor. 18 yaşında niye milletvekili yapıyorlar tamam. gençleri? Siz çocuğunuz yani, kendi çocuğunuz milletvekili yapacak mısınız? Nedir yani? Bir de bunu diyor şeyler herkes için. Herkes kendini zor milletvekili yapıyor. Öyle kolay mı? Milletin önüne gideceksin. Efendim parti tamam diyecek. Parti kurulları tamam diyecek. Millet yetmiyor. Bir de millet tamam diyecek. Şimdi böyle zannediliyor ki eleştirilerinden birisi hemen karar veriyor. Ertesi gün Cumhurbaşkanı ya da efendim AK Parti'den birileri ya da CHP'den birileri hemen kendi çocuklarını ya da akrabalarını milletvekili olarak atayacak. Böyle bir şey var mı yani? Şu anda bunun önünde bir engel var mı? Kim çocuğunu orada milletvekili yapmış? Bir de parti çizginde aynı aileden 2 kişi. Biz onu düzenlemişiz. Evet, onlar da yok. Biz düzenlemişiz. Evet, yani evet. Şimdi biz düzenledik bunu. Kendimize sınır koyduk. 3 dönem evet. kuralı koyduk. Efendim akrabalardan işte ikisi aynı anda olamaz kuralı koyduk. Şimdi bunlar gereksiz, lüzumsuz, temel olmayan yanlışlar, yalanlar. Şimdi bu neden yapılıyor bakın. Neden efendim? Şimdi yeni bir kavram var ve Oxford sözlüğü bunu yılın kelimesi seçti. Post-truth İngilizcesi. Yani gerçek dışı, gerçek sonrası. Hakikat yok, öyle bir şey hakikatte. Öyle bir şey yok ama bu sadece bizde muhalefet yapmıyor. Bunu Amerika'da da yaptılar, bunu başka ülkelerde de yapıyorlar. Atıyorlar bir şeyi ortaya. Sosyal medyada bir anda yayılıyor. Sosyal medyada yayıldıktan sonra haberdar oluncaya kadar o kadar çok kişiye ulaşıyor ki sonra siz onun öyle olmadığını uğraşıyorsunuz anlatmaya. Onun için ertesi gün bir tane daha atıyor. Bakın şu anda Cumhurbaşkanlığı bu sistemle ilgili, yani referandumla ilgili uygulanan bence bu. Yani yurt dışından getirdikleri o kişi mi öğretti? Yani ondan reklamcı sonra, mı diyorsunuz? Reklamcı mı öğretti? Yoksa kendiliğinden mi oluyor? Yoksa tesadüfen mi böyle oluyor? İnanın her hafta, her gün başka bir daha öbürü milletin kafasında ya bu yanlış, bu doğru değil diye düzeltilecekken bir başkasına atıyorlar. Yani bu kadar ardı ardına yanlış ancak tesadüfen olamaz. Bir planla mümkündür. Bu kadar okuduğunu anlamamazlık olamaz. Gençlerin bir de şöyle de buna bir itiraz var. Şimdi çocuklarınızdan ziyade mesela tam yazıyor bize. Diyor ki ya 18 yaşında ben askere alıyorlar. Şehit olabiliyorum. Evlenebiliyor efendim. Bu ülke için şehit olabiliyorum. Tabii canım, şehit oy da oluyor. Kullanabiliyorum. Bir de üstadım şimdi ama 18 yaşla 25 yaş arası bu. 24 yaşı buna dahil, 23 dahil, 22'si dahil, evet. 20'si dahil, 21'i dahil. Sadece 18 deyip takılmamak lazım. Yani. Burada 8 milyon civarında gencimiz var. Bunların yarısı da hanımefendi, bayan. Zaten yarısı askere gitmiyor. Onlara da bu hak veriliyor. 2, sadece milletvekilliğine seçilme hakkı verilmiyor. Bu seçilme hakkıdır. Belediye meclisine seçilme hakkı, muhtara seçilme hakkı, muhtarlığa seçilme hakkı, herhangi bir pozisyona seçilme hakkı, herhangi bir makama seçilme hakkıdır. Burada gençlerimiz imkan bulursa bu denemeleri, bu değerlendirmeleri yapabilirler. Kaldı ki ben size başka bir şey söyleyeyim. Bakın, biz bir dünyanın içerisindeyiz ve reformlarımızı yapıyoruz. Bu paket de bir reform paketidir. Şimdi Avrupa Birliği ülkelerinden bazılarında, hangilerinde 18, ben size bir kısmını sayayım. Seçilme yaşı 18 olan ülkeler. Almanya 18, Avusturya 18, Danimarka 18, Finlandiya 18, Hollanda 18, İspanya 18, İsveç 18, Portekiz 18. Daha da 50 küsur ülke sayabiliriz. Bu şudur, prensiptir. Efendim, genç Dışişleri Bakanlarıyla karşılaşıyoruz. Biz, çocuk tabii, yaşta. Biz 30 yaşındaydı, 25'e de biz indirdik. 18'i de biz indirdik. Evet. Biz kendileri, yani düşünün mesela 80 yaşında da şu anda milletvekilleri var. Ver. Kimse bir şey diyor mu? Gençten de koyabilirsin. Bir de şey, ama sadece yetmiyor. Zaten orada milletvekili seçecek millet. Avrupa Birliği'nin önemli ülkelerinin birçoğunda siz demin örnek verdiniz, 18 yaş seçilme hakkı olarak biraz tanımlanmış. İşte şu biraz garip değil mi yani? Tamamen burada ne yazdığına bakıyor ve bunu kendine göre yorumluyor. Peki milletin ne dediğini, ne diyeceğini hiç dikkate almıyor. Siz, bu daha milletin önüne gidecek. Yani bu kural çıktı diyelim. Milletvekilleri belirlenirken adayları, milletin ne diyeceğine bakmak zorundasın. Millet zaten istemezse seçmez. Bir tayin değil ki bu. Bu kadar basit. Şöyle bir soru ve şöyle, bu bir prensip. Şöyle yani bir slogan atılıyor. Yeni sistem, sorumluluk, Cumhurbaşkanlığı sisteminde fren sistemi yok. CHP freni çok seviyor ya. Yani fren dediği o bürokratik oligarşi aslında. Yani evet, vesayet, evet, askeri vesayet, yargı uçundan vesayet. Tabii. Yani mutlaka bir fren her yerde olsun. Aman ha, bu ayakları kalkmasın orada. Bu seçilenler her an ülkeyi satabilirler. Bu seçilenler tehlikeli adamlar. Onun için her taraflarına fren koymak lazım. Ondan sonra da niye 15 yılda bu kadar şunu kat edemediniz. Bir gidip insanlara şunu söylüyorlar. Bir hanımefendiyi şey arıyorlar. Diyorlar ki siz çocuğunuzu freni olmayan otobüse bindirir misiniz? Bu sistemin freni yok. Fren mekanizması yok. Ne diyorsun? Şimdi bunlar peki çocuğunu insanlar hep aynı yerde dönen bir ancak bir önemli bir şey gelirse o otobüsü de birlikte götürecek kadar bir rüzgarı olan birisi gelirse onun götüreceği bir otobüse bindirirler mi? O zaman yayan gidin, otobüse niye gidiyor? Gitmeyen bir otobüs yani. Hem otobüsü götürecek hem kendisi yol alacak. Şimdi bakın, bu 1960 model bir Magurus'a benziyor. O zamanlar Maguruslar vardı böyle. Evet, evet. Gürültüsü kendisinden yol almaz, evet, gürültüyü çok çıkarırlar. Evet. Şimdi burada öyle dizayn edilmiş ki sistem, millet içine biniyor diyelim. Depoyu da %40, %50, %60 neyse oyla dolduruyor. Tamam. Ondan sonra gidelim diyorsunuz. Birini de şoförlüğe tayin ediyor hükümeti. Hı-hı. Şimdi şoför koltuğuna, mahalline oturuyor şoför. Bir bakıyor ki direksiyonda 3-4 kişinin daha eli var. Frende birinin ayağı sürekli duruyor. Ondan sonra debriyaja birisi basmış, hiç kaldırmıyor. Birkaç kişi de gelmiş tepesinde duruyor Güvenliği dışarıya sağlayacağını... Bu tam şey mi? Özür dilerim. Bu tam şey mi? Egemen kayıtsız şartsız milletindir ama şöyle, millet o egemenliği kurumlar eliyle kullanır. Anayasaya da onu yazmış. Diyor geldin ama burada... Orada eli ayağı olanlar onlar. Anayasadaki kurumlar eliyle kullanır. Anayasaldaki kurumlar, anayasal kurumlar vesayet kurumları olarak organize edilmiştir. Oralara yerleştirilmiştir. Nitekim Baykal 2004'lerde şunu söyledi. 2000'lerin başıydı. 2004 ya da 5. Bizim hükümet olmamıza yani gerek yok. Hükümetler bizim istemediğimiz hiçbir şeyi yapamazlar. Çünkü o kurumlar, o fren sistemleri var, müdahale ediliyor. Muhalefet partisi, her şeyde muhalefet partisi. Anayasa oraya giderse Yargıtay, Danıştay orada durdurur. Şimdi oradaki vesayet kurumlarını da biz şimdi kaldırıyoruz bak. Vesayet kurumlarını yani şöyle yap. Mesela sık yönetimi kaldırıyoruz. Orada çünkü sivil idareden yetki askeri idareye geçiyor. Ama olağanüstü hal de sivil idare iş başındadır. Şimdi orada askeri yargıyı kaldırıyoruz. askeri yargı. Bu bizim başımıza geldi. Mesela Ergenekon'dan yargılanıyorlardı. Soruşturma vardı. Biz bazı 3 tane generali tüm generallikte kor generalliğe terfi ettirmedik. Birisini de herhalde tu generallikten tüm generalliğe terfi ettirmedik. Tüm generallikten kor generalliğe terfi ettirmediğimiz kişiler gittiler. Askeri Yüksek İdara Mahkemesi'nden kor general kararı aldı geldiler. Mahkeme kararıyla kor general oldular. Yani hani kararnameyle imzalanıyordu bunlar? Hani nerede? Şimdi yani böyle bir düzende sivil irade, idarenin iradesinden, millet iradesinden söz edilebilir mi? Şimdi o vesayet kurumlarına biz diyoruz ki kardeşim bizim güçlü bir orduya ihtiyacımız var. Caydırıcı olmalı. Dünyada söz sahibi olacak. Doğru. Kendi işiyle nasıl olur? Kendi işiyle uğraşırsa güçlü bir ordu olur. Bakın ne zaman kendi işiyle uğraştıysa gerçekten güçlü oldu. Daha da güçlü oldu. Biz daha da güçlü olsun istiyoruz. Güçlü, ciddi bir yargıya ihtiyacımız var. Adalet dağıtan bir yargıya. Yani hükümetin işlerini tayin eden değil, hükümete yön gösteren değil, meclisin aldığı kanunlara ve hükümetin ortaya koyduğu emirlere, direktiflere göre iş yapan bir askeri mekanizma, güvenlik bürokrasisi değil mi? Ve yargı olacak. Ve kanunlar, meclisin çıkardığı kanunlara göre kararlar alan, millete adalet dağıtan, milletin meselelerini çözen bir yargı sistemi. Şimdi idare üzerinde hükümet iradesi olacak ve meclisin aldığı kanunlara göre de yargı çalışacak. Şimdi bu sistemi doğru dürüst kurgulamamız lazım. Onun için de o iddialarda bulunuyorlar. Yani öyle bir düzen kurmuş ki 18 yaşına da onun için karşı çıkıyorlar. Ya millete vasi tayin eden bir anlayış 18 yaşında, 24 yaşında gençlerimize yeterlilik görür mü gençlerimizde? Milletin 80 milyon da bunlar yeterlilik görmüyor. Onun için 80 milyonun iradesini almış meclisin üzerine vasi tayin ediyorlar. Etmişler, 60'ı desteklemediler mi? Doğru. 60'da o kurumlar, anayasal kurumlar yeni icat edildi. 60'tan önce yoktu bu kurumlar. Mesela Anayasa Mahkemesi 60'tan önce yoktu. O zaman bunları millet meclisi, milletin seçtikleri yanlış yapar, bunları kontrol etsin diye ihdas etmediler mi? Bu kurumlar başka ülkelerde kişilerin hak ve özgürlüklerini korur. Burada politikayı belirliyorlar. Yani politik kararlar alıyorlar. Az önce verdik, tekrarlamayalım. Yani politikacıların ne yapacağını söylüyorlar. Meclisin ne yapacağını söylüyor. Çok tartışılan iki konu var. Onları da yeri gelmişken konuşalım. Bir taraftan da süre hızla ilerliyor. Bunlardan bir tanesi, siz de açıkladınız, dediniz ki Sayın Kılıçdaroğlu kendisini gözden geçirmedir. Gaf yapmıyor, kasıtlı söylüyor bunları. Soru şu, iki dönem değil, meclisi feshedecek ve erken seçime götürecek, üçüncü kez seçilmek için. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki, anayasada öyle yazıyor ama bir tuzak var. Aslında Sayın Recep Tayyip Erdoğan üçüncü kez seçilecek. Devamında da diyor ki, hani bundan sonra Türkiye eyaletlere bölünecek, muhtarlıklar kalkılacak. Şimdi siz Türkiye'yi eyaletlere mi böleceksiniz? Muhtarlıklar kalkacak mı? Ve bu özellikle nasıl olacak? Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 kez eğer Sayın Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi ise 4. kez de seçilebilir o zaman. Bakın. Öyle mi? Hangisi doğru? Şunu söyleyelim. Şurada anayasada bakın açıkça idarenin nasıl olacağı 126. maddede ben böyle sevmem biliyorsunuz ya maddesi falan söylemek de artık bunlara karşı tamamen çürütmek için yani bakın Türkiye'nin nasıl bir idari sistemle yönetileceğini anayasanın 126. maddesi yazmış. Türkiye diyor yönetimi merkezi idare illerde diğer kademeli ilçelere bölünür. Bu kanun değişmedi. Anayasa maddesi. Yani eyalet sistemi... şunu söylüyorum iller olarak yönetmek zorundasınız. Mahalli idareler de il, belediye ve köydür diyor. 17'nin içinde bir eyalet sistemi düzenlemesi var. Şimdi bakın zaten. 120 maddesi de mahalli idareler, il ve köydür. Evet. Burada şunu söyleyeceğim. Bunu şunun için söylüyorum. Cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi olacak diyor ya. Bırakın Cumhurbaşkanını. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu anayasa değişmediği sürece yani böyle bir yetkisi yok. O anayasa maddesi de burada yok. değişiklikler içerisinde öyle bir madde yok. Anayasanın bu değişikliğin açıkça canlı yayında çok ciddi söylüyor. İşte onun için ama söylüyorum. Efendim, çok ciddi söylediği için ben bunu size tamam, sormak zorundayım. Tabii, yani. Diyor ki Türkiye eyaletlerle yönetilecek. Bakın, eyaletlere ayrılacak. Şunu söyleyeyim. Bu kanunun çıktıktan ve bu anayasa kabul edildikten sonra ertesi gün milletimize şunu söylüyorum. Yani evet dediler ve anayasa maddeleri kabul edildi inşallah. Ertesi gün yani 17 Nisan sabahı bırakınız Cumhurbaşkanımızı, onun da yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de eyalet kurma yetkisi yoktur. Cumhurbaşkanının da eyalet oluşturma yetkisi, kurma yetkisi yoktur. Bu tamamen yalandır, yanlıştır. Kasıtlı yanlış bilgilendirmedir. Çok açık. Burada anayasada açık hüküm var. Böyle bir şey yok yani. Anayasada açık hüküm olduktan sonra bu nasıl olabilir? Bu nasıl söylenebilir? Hayret ediyorum. Onun için diyorum ki kasıtlı bir durum var. İkincisi, 3. kez Cumhurbaşkanı olabilir. Hatta aynen şunu söyledi. Hatta efendim 4. 5. kez de erken seçilir. 4. seçilir, 5. seçilir. Aynen şunu söyledi. 2. döneminde. Evet. 2. döneminde diyor. Bir kişi Cumhurbaşkanı seçildi, 5 yıl yaptı. 2. dönemde de 5 yıl. Cumhurbaşkanı diyor alır. Ben de kendi sosyal medyadan bunu anında bunun böyle olmadığını yazdım. Şimdi alır diyor kararı Cumhurbaşkanı. Seçime gitme kararı alır, öyle mi? Seçime gitme kararı alır ve işte efendim 3. kez de diyor son bir senede mesela 3. kez de gider. Seçime gider. Bir dönem orada diyor bir dönem daha seçilir ve bu diyor şeydir. 3 kez seçilir. Seçilmesi için bir imkandır. Şimdi bakın yine burada açıkça yazıyor. Diyor ki Cumhurbaşkanı 2. döneminde seçim kararı alırsa, yani Cumhurbaşkanı seçime götürürse, evet, kendisi seçime gidemez, süresi biter. 5 yıl oldu. Mesela 5 yıl oldu. 5 yıl sonra Cumhurbaşkanı 2. kez seçildi. 2. kez seçildikten 1 yıl sonra dedi ki bu iş böyle gitmiyor. Seçim kararı alıyorum. Alabilir. Meclis ama seçime gider. Kendisinin süresi bitmiş oluyor. Evet. Artık yeni kendisi seçime gidemiyor. 1. de alırsa, 1. de hem meclis hem Cumhurbaşkanı zaten 2.yi tamamlamak için gidiyor. 2. de meclis alırsa, evet, bakın halbuki Kılıçdaroğlu kendisi Cumhurbaşkanı alırsa dedi. 2. de meclis alırsa, meclis seçildi. Evet. Cumhurbaşkanı da seçildi ama meclis ya bunu 2. senesinde artık burada bitirelim, bir daha da olamasın dedi. Dedi ve alırsa karar aldı. Erken seçim meclis kararı. Erken seçim kararı alırsa o zaman Cumhurbaşkanının tamamlanmamış. Süresi tamamlanmamış. İkinci 5 yılı tamamlanmamış. Ama meclis karar almış. O zaman giderler. Ona da millet orada karar verir. Yani daha süresi tamamlanmamış çünkü. Halbuki kendisi karar alırsa 1 sene sonra bile alsa. Yani toplam 6 yıl olmuş. Değil 1. mi? Sene 5 yıl bitmiş. Bir de 2. sene 1 yıl. 2. sene 1 yıl olmuş. Kendisi karar alırsa seçime gidilecek diye kendisi bir daha seçilemiyor. Bu kadar net. Aday olamıyor. Bu kadar net. Burada getirdiğim şeyde yazıyor. Başka bir komik iddia daha var. O da sanki mevcut Cumhurbaşkanı'nı çok seviyorlarmış gibi şöyle diyorlar. Efendim Sayın Cumhurbaşkanı'nı tanıyoruz, biliyoruz, ne yapıp yapmadığını biliyoruz. Peki ondan sonra başka bir dengesiz birinin eline bu yetkiler geçerse, efendime söyleyeyim layık olmayan birinin eline geçerse ne olur? Sizce oraya layık olmayan biri %51'i bulabilir mi? Oraya kadar gelebilir mi? Efendim bu zaten demokrasinin en temel değerlerinden habersiz olmak demektir. Evet. Demokrasi, oraya layık olanı milletin seçtiği rejime denir. Evet. Yani millet 26-27 milyon insan sandığa gidecek, insanlar tartışacaklar, ondan sonra da karar verecekler efendim layık olup olmadığına millet karar verecek ve oraya seçecek. Şimdi artık ondan sonra bütün bu soruların cevabı anlamlı olsun. Millet bunu seçsin, layık olanın kim olduğuna karar versin diye sandık ortaya geliyor. Ve 30 milyona yakın insan gidip oy verecek. Layık olup olmadığına onlar karar verecek. Ama CHP neden bunu söylüyor? Çünkü milletin kimin layık olup olmadığına karar verecek yeterlilikte olmadığını düşünüyor. Zihinlerinin altında o var. Yani onu oraya o kadar derin yerleştirmişler millete ki güvenmiyor. Refleks olarak o güvensizlik her seferinde, millete güvensizlik her soruda ortaya çıkıyor. Peki aynı zihniyet hiç niye şunu söylemedi? Ya 550 kişiye vermişiz, bunun yarısı işte Cumhurbaşkanı'nı seçiyor şeyde. Kendi yaptırdıkları, destekledikleri o anayasalarda, şimdiki anayasada biz değiştirdik onu, halk seçiyor artık. Ama ondan öncekini 60'ta, 70'te, 80'in biz değiştirinceye kadar olan kısmında meclis seçiyordu. Onlara göre öyle değil mi? Yani 70, ben şimdi soruyu soruyorum. Ya 27 milyon insanın hata yapma ihtimali mi daha yüksektir? Yoksa mesela 300 kişinin hata yapma ihtimali mi daha yüksektir? Hangisi daha yüksektir? 300 kişinin daha yüksektir. Hata 27 milyon insanın hata yapma ihtimali düşük olduğu için biz oraya veriyoruz beyefendiler. Yani demokraside zaten mantık şudur. Çoğunluğun hata yapma ihtimali azınlığınkine göre daha az olduğu için çoğunluğun karar alması demokratik bir sonuç üretir. Evet. Doğru, millete göre doğru sonuç üretir. Yani öyle şeyler söylüyorlar ki tabaşa dönmeniz lazım. Başka bir iddia daha var. Yine yönetilen eleştirilerden biri. 27 milyon şey yapamayacak da CHP neyin doğru olduğuna karar verecek. Yani yönetime hem de. Evet. Bir iddia da şu. Daha doğrusu bu sorulan sorulardan birisi. Cumhurbaşkanlığı sistemi veya başkanlık sistemi. Yani güçlü başkan, güçlü hükümet. Bunun bizim dış ilişkilerimize ve terörle mücadelemize ne gibi katkısı olacak? Biz terörle mücadele eden ülkeyiz. Bir ülkeyiz. Şöyle. Yani terörle ilgili sıkıntımız var. Yıllardır yaşıyoruz bunu. Bazen PKK terörü, bazen Fethullah terörü, öbür taraftan DAEŞ terörü, öbür taraftan DAEŞ-KPC terörü. Bunlar zaman zaman marjinal hale dönüşebiliyorlar. Zaman zamanla da yoğunlaşabiliyorlar. Ama orta vadede hala başımızda bir bela olarak duruyor. Bunlarla mücadelemize ne katkısı olacak? Şöyle gerisinde basit bir soru soralım. Buyurun. Mesela terör örgütleri için istikrarlı bir yönetim, bir herhangi bir ülke istikrar içerisinde yönetimini devam ettiren bir ülke mi daha elverişli imkan sağlar? İstikrarsızlığın olduğu ülkeler mi? İstikrarsızlığın olduğu ülkeler. Biz ne diyoruz? Diyoruz ki bu sistem istikrarı Türkiye'de kurumsallaştıracak. Yani bakın 7 Haziran'da bir istikrar olacak mı olmayacak mı öyle diye böyle bir tereddütlü ortam oluştu. Terör örgütleri beş koldan harekete geçti. Halbuki istikrarın her halükarda sandıktan mutlak surette çıkacağı bir sistemdir bu önerdiğimiz. Evet. Burada istikrar mutlaka sandıktan çıkacağı için, sandık mutlak surette istikrarı sağlayacağı için istikrarlı bir ortam en çok korktuğu ortamdır terör örgütlerinin. Yani orada çünkü idare bellidir, irade bellidir. Kaldığı yerden anında devam eder. Hiç tereddütlü bir ortam olmaz. Bayrak bir elden bir ele verilse bile saniyeler içerisinde ertesi gün hükümet kurulur, yola devam. Dolayısıyla hiçbir tereddüt olmaz. Bir sıkıntılı ortam olmaz. İstikrarsızlığın meselası bile olmaz. Beklentisi de olmaz. Uluslararası ilişkilerimize ne gibi katkısı olur? Uluslararası ilişkilerde de devamlılığı sağlar. Adresin muhatabı belli olur. Uluslararası ilişkilerde alınan kararların hızlı bir şekilde uygulanması mümkün olur. Elbette meclis kendi uluslararası ilişkiler yasalarıyla kuvvetler ayrılığı mekanizmasının ortaya çıkaracağı bir sinerjiyle çok daha senkronize bir şekilde ve 4 koldan istikrarlı bir biçimde uluslararası ilişkilerin de daha seyrinde gitmesine yardımcı olur. Yani size, bu çok açık. Size son bir sorum. Şunu anlayabiliyorum. Terör örgütlerinin hayıra çalışmasını anlayabiliyorum bu anlattıklarınızdan sonra. Yani Kandil hayır için çalışıyor. Fethullahçı terör örgütü hem yurt içinde hem yurt dışında. Küresel tüm aktörleri devreye alarak, onları hepsini harekete getirerek. Onlar bir taraftan çalışıyor. DHKPC bir taraftan çalışıyor. Terör örgütlerinin korkusu anlaşıldı, belli. İstikrarlı bir yapı oluşmasın. Çünkü istikrarlı bir yapı olursa bizim canımıza okurlar diye düşünüyorlar. Peki Avrupa'nın derdine, niye Avrupa hayırın adeta hayır kampanyasının merkezi haline geldi Avrupa ve artık açıktan yapıyorlar, yani çok açıktan, kendilerini gizlemeden hayırın yanında yer alıyorlar, kendi gazetelerine ilanlar veriyorlar, şeyleri yapıyorlar, hayır kampanyalarına destek veriyorlar, onların her türlü toplantılarına imkan tanıyorlar, evet kampanyası yapmak isteyenlere izin vermiyorlar, engelliyorlar. Hayır'a bizzat hayır kampanyasını şu anda liderliğini Avrupa yürütüyor. Bunun sebebi nedir? Şimdi şöyle, tabii iki tane nedeni var bunun aslında. Bir, genel olarak biz Batı medeniyeti, yani bizim, çünkü çok güçlü olduğumuz zaman neler yaptığımızı biliyorlar. Ya Türkiye'nin daha yönetilebilir, daha orta düzeyde ve ortanın altı düzeyde bir ekonomik işte gelişmişliğe sahip. Ama muhtaçlık durumu hiç bitmemiş. Yani yine Avrupa'nın gözünün içine bakan, böyle bir eşit partner gibi değil de daha yönetilebilir, naif bir ülke olarak gelişmesini istiyorlar. Yani bunu her şeylerinde görebiliyoruz. Yani Türkiye çünkü önemli bir aktördür. Türkiye'yi hesaba katmadan ne Balkanlarda, ne Orta Doğu'da, ne Kafkaslar'da bir düzen, denklem kuramazsınız. Bunu kendi Brezinski de söylüyordu. Yani makalelerinde de hep görürsünüz. Ama Türkiye o denkleme güçlü bir ülke olarak girmemeli. Eğer onlara göre girerse onların hesapları bozulur. Birincisi bu bir kadim meseledir. Evet. İkincisi ise konjonktürel bir durum var. Avrupa'da bu 2008 küresel krizinden sonra bizde teğet geçti dedik. Hakikaten geçecek dedik. Teğet geçti. Yani Cumhurbaşkanımız teğet geçecek dedi. Gerçekten o kriz bizde teğet geçti ama gelişmiş ülkelerde çok ciddi sorunlar yarattı. Yani etkiledi onları. Ve o krizden sonra bir belirsizlik çağı başladı. Bir belirsizlik ortamı başladı Avrupa'da. Dikkat ederseniz daha önce marjinal diye tanımlanan aşırı sağ partiler ana muhalefet partileri oldular. Yani artık iktidara yarışıyorlar. Ve bu onların makul düşünenlerinin de dengesini bozdu. Yani makul düşünmene, yani hiç olmazsa çıkarlarda anlaşalım. Yani bize bir faydaları olacağından değil. Ama bizim de çıkarımıza, onların da çıkarına olan hususlar var. Burada onlarla anlaşıyorduk önceden. Yani onlar da o düzenlerini, şeylerini bozdular. Yani bu konuya yaklaşımlarını. Çünkü bu aşırı sağ orada yükseliyor. Bu sefer onlar da aşırı sağ yükselmesin diye şöyle bir kısır döngüye, hataya düşmeye başladılar. Aşırı sağ ne istiyorsa onu yapıyorlar. O zaman senin farkın ne? Yani aşırı sağ yükselmesin diye aşırı sağın istediklerini yapıyor isen, o zaman senin aşırı sağdan farkın ne kalır, ne olur? Hiçbir şey. Bu nereye götürür? Aşırı sağın bir yere götürmeyeceğini orada biliyorlar. Bir yere götürmez. Onun için şu anda Avrupa bir belirsiz politikalar girdabına girmiş gözüküyor. Aslında samimi duygularımla söyleyeyim. Yani bizim öyle bir durumumuz oluştu ki bu çağda, yani şu dönemde oralara bile bir miktar yardım etmemiz lazım. Yani çünkü orada çok önemli, bizim sadece 5-6 milyon insanımız yaşıyor. Tabii. Ama yani, orada da bir akıl tutulması var. Orada çünkü çapsız liderlik var. Bir de orada hele İslam dünyasından orada yaşayanlar da düşünün. 25 milyon, 30 milyon civarında insan var Avrupa'da. Yani onların ötekileştirebileceği, mesela hemen kültür çatışmasını çıkarabilecekleri, bunların her biri bizi yüreğimizden yaralar. Onun için herkesin yeniden bir meseleye vaziyet ederek bu girdaptan çıkması lazım. Yani şu anda bize karşı yaptıklarını akılla, bırakın politikayla. Yani dış politikayla, hani nezaketle, uluslararası ilişkilerle, diplomasiyle izah etmeyi. gerçekten akılla izah etmekte. Bir taraftan da Avrupa ile bağlantılı FETÖ'nün bir harekete orada, geçmesi tabii ona geleceğim şimdi. Yani, mesela orada bir ekleme de yapalım. Çok ilginç bir şekilde medyasıyla, siyasetçisiyle evet. çok ciddi bir aslında Türkiye manşetleri, Erdoğan karşıtı manşetlerle çıkan gazete. Evet. Ama yetinmediler. Yani dünyanın en önemli istihbarat teşkilatlarından birisinin başkanı. Çünkü yani BND'nin başkanı Kan dedi ki yani çok net bir şekilde FETÖ'yle aynı fotoğraf karesindeyiz. Biz bu işi yapmadık. Şimdi, seküler dini bir kurumdur dedi. Şimdi iş bu noktaya geldi. Amerika'da bir statü var biliyorsunuz. En çok müsamaya mazhar ülke diye bir statü oluşturuyor. Ondan sonra bunun gibi şimdi en çok kullanılmaya müsait örgütler listesi yapsanız herhalde evet. başında olur bu örgüt. Yani en çok kullanılmaya müsait. Hakikaten bu örgütü birisi bırakıyor, öbürü kullanıyor. Öbürü bırakıyor, öbürü kullanıyor. Çok kullanılmaya müsait bir örgüt olduğu için onu bırakmazlar kolay kolay. Ve onu kullanmaya devam ederler. Ama bereket ki bizim milletimiz ferasetiyle bunları kimin kullandığını çok kolay. Herkesten önce. Ama burada kullanmasa bile önce. İşte Kafkasya'da kullanacak, şöyle, Güney Afrika'da kullanacak. En azından Türkiye'nin içinde tabii. bunu yapamadılar. Ama büyük zararlar verdiler. Büyük ihanetler, yani bunun konuşulur tarafı yok. Ama işte Avrupa'da şimdi bunları veya başka ülkelerde bunları kullanıyor, kullanacaklardır. Bunlarda da hiçbir ahlaki sınırlama olmadığı için götürüyorlar. Ülkenin bilgileri varsa oraya satıyorlar. Efendim her türlü tezviratı yapıyorlar. Her türlü aleyhte ihanet içerisinde çalışmalar yürütüyorlar. Mücadele edeceğiz. Yani bunlarla mücadele edeceğiz. Efendim tabii bir taraftan da sorumuz, süremizin sonuna geliyoruz ama şimdi siz başta da söylediniz, hem batı ayağınız var hem doğu ayağınız var. Doğudaki oylarla ilgili birçok şey konuşuluyor. Şimdi hem siz orayı yakından tanıyorsunuz. Özellikle terörle mücadele devam ettiği sıralarda işte 7 Haziran'da oyların nasıl ipotek altına alındığını bütün Türkiye olarak hep beraber gördük. Son durum ne? Bu referandumda Doğu ve Güneydoğu'dan gelen bilgiler nasıl? Ya vatandaşlarımız tabii o bizim daha işte hükümet olarak aldığımız tedbirler dolayısıyla bir kere daha rahat hissediyor kendisini. Yani rahatlıkla gidebilecek sandığa ve kendi iradesini ortaya koyabilecek böyle bir ortam var. Şimdi bu iradesini sandıkta gösterecektir. Yani rahat bir biçimde bir rahat referandum propagandası ve ortamı var. O, bu şekilde yürüyor. Yani orada vatandaşlarımızın huzur içerisinde oy vermelerini sağlayacak her türlü imkan var şu anda. Sonuçta. Ben hatırlıyorum, bu 2002'de Kasım'da iktidara geldikten sonra herhalde birkaç yıl sonra 2006'daydı sanıyorum. O zaman Ali Babacan Bey'e bir soru sormuştum. Ne oldu ki biz birdenbire böyle altın mı bulduk, petrol mü bulduk, ne oldu, bir yeraltı zenginliği mi bulduk? Milli gelirimiz işte birdenbire 2600-2700 dolarlardan 9000 dolara nasıl çıktı? Bana bir şey söylemişti. Onu da herkes de hala tekrarlıyor. Bizim en büyük zenginliğimiz, ekonominin en büyük zenginliği istikrardır dedi. Yani sihirli kelime ekonomi. Şimdi dünyadaki sihirli kelime güven ve istikrar. İstikrar ve güven. İstikrar ve güven herhalde bu sistemin bize sağladığı en önemli avantaj olacak sanıyorum. Kesinlikle öyle. Ama niteliği nedir? Güven istikrarı, demokratik istikrar sağlayacak. Yani sandık istikrarı, evet. milletin iradesinin yansıdığı istikrar. O üretir. Şimdi, o zenginlik üretir. Bugüne kadar egemenliği herhalde millet kendi egemenliğini kurumlarla paylaşıyordu. Devletle. Millet paylaşmıyordu da milletten alınmış çalınmıştı. Yani tamam. Kurumlar, yani devlet iktidarı evet. vardı. Devlet iktidarı. Şimdi şöyle bir şey var aslında. Bakın bu çift başlılık tek başlılık evet, da var ya. Evet. Şimdi şöyle onu özellikle biliyorlar da söylüyorlar, muhalefet öyle dizayn etmiş. Çift başlı dizayn etmiş. Şöyle diyor ki siz ey millet, anayasada 60'da öyle kurgulanmış. Sen hükümeti seçebilirsin. Başbakan olur birisi. Ama bu milleti yönetecek. Burada ben Cumhurbaşkanını buradaki kurduğum düzenle seçerim. Bu da devleti yönetecek. Peki ve kardeşim milleti devlet olmadan nasıl yöneteceğiz? Yani ben neyle yöneteceğim? Seçildim geldim şimdi. Milleti neyle yöneteceğim ben? Devlet çarkıyla, değil mi? Evet. Devlet çarkı, ben diyorum İstanbul'a doğru gidelim. Tekerlekler gidiyor, direksiyonu çeviriyor başkaları. Efendim Kars'a doğru nasıl gideceğiz ya da efendim doğuya doğru ya da direksiyona iki kişi yan yana oturmaz. Az önce söyledik. Basıyor, birisi efendim bir koltuk var, dört tane kişi oturuyor. Birisi oradan müdahale ediyor, birisi buradan. Nasıl gideceğiz? Onun için bu çift başlık falan onların şeyidir. Özellikle bu resmi hiç unutmuyorum, biliyor musunuz? Yani bir gecede bir resepsiyonda hatırlıyorum. Dışişleri Bakanı, Kıbrıs'la ilgili bir konu var. Dışişleri Bakanı başka bir şey söylüyor. Evet. Genelkurmay Başkanı, evet, hatırlıyorum çok net bir biçimde. Yaşar Büyükanıt başka bir şey söylüyor. Kıbrıs mesele de. Burada Dışişleri Bakanı söyler, Başbakan söyler. Ama orada Genelkurmay Başkanı ne söyleyecekse ama efendim, Başbakan'a söyler. Ama en önemli olan noktalardan bir tanesi de şu. Yani son nokta, yani daha doğrusu basının itibar ettiği, kamuoyunun itibar ettiği son nokta Genelkurmay Başkanı ne söyledi? Tabii çünkü aslında gücü oraya vermiş. Buraya vermiş gibi yapmış yani. Seçilmişlere de gücü vermiş gibi, hani Alev Alatlı'nın yani, kulakları çınlasınmış gibi vardır ya. Asıl gücü oraya dağıtmış. Mış gibi yapmış. 16 Nisan'daki en büyük korkuları da bu gücün tekrar milletin eline geçmesi. Milletin eline. O vesayet burada. Bakın ben bir cümleyle şunu söyleyeyim. Bu anayasanın, bana göre anayasa değişikliğinin en önemli tarafı nedir derseniz, vesayete son veriyor olmasıdır. Vesayet kurumları. Vesayete yasal olarak son veriyor. Yasal olarak. Nasıl örneklendirirsiniz? Yani ne yapılıyor da yasal olarak? İşte bakın mesela HSYK az daha 17-25'te ne yaptılar? Evet. İşte o biraz önce söylediğimiz FETÖ'nün seçim sistemiyle ne yaptılar? Yargıyla, efendim emniyetteki bazı kişilerle yargıdaki bazı kişiler bir araya geldi. Hükümet darbesine giriştiler. Dönemin başbakanı diye fezleke hazırlamışlardı. Halbuki hükümetleri meclis, millet seçer. Meclis isterse görevden alır. Meclis isterse sonlandırır. Adres bellidir. Peki bakın o niye kendi kendini işte seçiyor? Öyle kurgulamışlar. Kendi kendini seçen, kendi kendine efendim güç devşiren, gücü kullanan bir mekanizma olarak kurgulanmış. Askeri Yüksek İdara Mahkemesi'ne az önce söyledim. Yani siz orada terfi güya size vermiş, diyor ki şu kararnameyle olur. Efendim, peki kardeşim orada. Süremizin sonuna geliriz yavaş yavaş. Sadece şunu söyleyeyim mesela. Demokratik ülke. İsveç yeterince demokratik ülke mi? Tabii ki. Herkes değil mi? 11 üyesi var bu kurulun. Tamamını hükümet seçiyor. Norveç en demokratik ülkeler diye bilinenler seçti. 7'sini hükümet, Hakimler, Savcılar Yüksek Kurulu'nun oradaki karşılığını, 7'sini hükümet, 2'sini parlamento seçiyor. İngiltere'de ve Hollanda'da daha saymayayım, orada da adalet bakanları seçiyor. Yani bize şimdi öyle bir elbise giydirmişler ki. Yani siyasetçiler seçerse kötü. Halbuki siyasetçiler şöyle bir son cümle. Bir kere demokratik bir ülkeyseniz demokrasinin standardı şudur. Meşruiyet. Anayasal kurumların meşruiyeti olur. Meşruiyet şöyle sağlanır. Ya millet doğrudan seçer, işte parlamento gibi, o da anayasal kurumdur. Evet. Hükümet gibi, o da anayasal kurumdur. Ya da milletin seçtikleri seçer. Evet, doğru. Efendim, o da diğer, o da işte burada söylediğim. Aslında ya millet seçer ya da milletin seçtikleri. Aslında evet, çok güzel sayılı günler kala, 17 gün kaldı artık sadece. Sayın Cumhurbaşkanı hayır çadırına girdi. Hayırcılarla konuştu. Siz de dün Bursa'da o görüntüleri de arkadaşlarımdan rica ettim. Şimdi yönetmen arkadaşım Uğur ekrana getirecek. Bir evet çadırında evet dövmesi yaptırdınız. Aslında renkli görüntülerdi. Tabii bir taraftan da biz hep beraber bir Türkiye'yiz. Yani sonuçta bakıldığı zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın o hayır çadırına gitmesi gerçekten çok önemliydi. Şimdi işte o görüntüler de geldi. Tabii bizim standımız bu. Yani bu bizim standımızda gençlerimiz orada gelen geçici dövme bir şeyle şöyle yapıştırıyorlar. Bu geçici dövmeyi yapıyorlar. Bir güzel etkinlik, hoş bir etkinlik oluyor. Biraz sonra çıkıyor tabii o geçici dövme olduğu için. Ama bizim tam partimizin de olduğu meydanda. Orada vatandaşlarımızla da bir araya geliyoruz. İşte geldik. Başka sürekli de gidiyoruz. Çok hoş bir böyle düğün havasında, bir şenlik havasında geçiyor. Aslında en önemli kazanımımız, ben şunu söylüyorum. Bizim sandıklarımız, bizim petrol kuyularımızdır. Çünkü petrol ülkesi olan ülkelere bakıyorsunuz, bizim kadar milli geliri yok. Niye? Biz o neyle sağlıyoruz onu? her sandığımız kıymetini bilelim bir petrol kuyusu gibi. Zengin. Çok teşekkür ediyoruz. Bize teşekkür ediyoruz. Bu akşam konuk olduğunuz birçok şeyi konuştuk. Sağ olun eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Sayın Efkan Ala. Efendim referandumdan sonra da bütün konuları değerlendirmeye devam edeceğiz. Çok sağ olun. Allah size de kolaylık versin. Sağ bize sağ de hepimize sağ milletimize sağ olun. Sağ olun. Evet efendim, bu akşamlık da bizden bu kadar diyoruz. Yorumu her zaman olduğu gibi siz sevgili seyircilerimize bırakıyoruz. Hoşçakalın efendim. Ankara'dan iyi akşamlar.